Evet, ezan okundu. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Haydi buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bu çorba kıvamlı oluyor. Bizim yöresel çok kıvamlı çorbalar yapıyoruz. Ve terbiyesiz çorba yapıyoruz. O yüzden terbiye beklememize ve terbiyesiz. Tatarların hiçbir çorbasında biz terbiye yokmuş. Biz terbiye yapmıyoruz. Buyurun, ve kıvamlı, olsun. Koyu kıvamlı çorba oluyor. Evet, Necla abacığım, nasıl buldun köfteyle erişte çorbasını? Kendin açtın. Evet. Eline, emeğine sağlık. Güzel açmışsın. Tam istediğim şekilde, ufak, ince ince güzel. Biraz tuzluydu, güzel ama yani güzel olmuş, eline emeğine sağlık. Peki, ümitli değilim dedin ya, erişte konusunda güzel açtığını beğendin şu anda eriştesini. Evet. Yani zaten bizim hepimizin yaptığı çorba bu. Ama sen ümitli değilim demiştin yani, çok fazla dedim. Ümitli değilim ondan. Yine aynı. Yine aynı, arkasında mısın? Arkasında. Erişteyi gördün, gene değişmedi fikrin. Değişmiyor. Peki. Emine Hanımcığım, buyurun. Gerçekten çok tuzlu, genzimi yaktı. Ha, bu kadar şeyle, bu kadar makarna olmak zorunda mı? Eline sağlık, açmışsın, evet, ince. Emine Hanımcığım, söyledim ya, biraz bu, evet, aynı bu, bize bu yemek gibi görünüyorsunuz. Çorba ya, çorba ya. Bizi yöreselimiz. Şimdi mesela şu tabakta, şunu bir tanesini alayım. Şunu bir tanesini alayım. Bak. Makarna gibi olmuş. Ben şöyle olacak yani. Ben sanki ben bizde mucur mantısı der. Kırşehirliyiz de biz. Aynı mucur mantısı gibi geldi bana. Yani üzerinde bir salçası eksik. Hani şunu aldım ya, bak şu şekilde isterdim ben bu çorbayı. Ama onların yöresel çorbası ya. Yani onlar bu şekilde pişiriyorlar. Biz öyle pişiriyoruz. O yüzden ben size basa basa söylüyorum. Canım, bizim çorbamız tam öyle. Bu... Siz sevmeyebilirsiniz. Size makarna sevmek gibi gelebilir. Değil, makarna gibi size gelebilir. Tuzlu olması şeyinde, ince açılmış olması güzel. Ancak makarnası çok. Pilav gibi ya da makarna gibi. Biraz daha az koyman gerekiyordu içine. Gamze Hanım, buyurun. Ben de maalesef yorumlara katılıyorum. Hani sanki köfteli makarna yiyormuşum gibi geldi bana. Hani biraz daha az koysaydınız erişteleri güzel olurdu. Bir de hani içindeki soğanlar böyle diri kalmış biraz böyle. Oo, biz o kadar kavurduk kıtır. Ki onu hiç. Çok az böyle, çok az dirilik. O soğanlar yağın içinde kayboldu. Hani ben ilk köftemi aldığım zaman o soğanın bana diriliği geldi. Çok az, bakın. Çok az. Ben hep sırf yumurtada yaptım bunu. Tamam, zaten sırf yumurtada. Yok, ya. Sırf yumurtada yaptım. Yok, biz seni evde açmanız afiyet olsun Gamze Hanımcığım. Aslanım, sizden devam edelim. Öncelikle elinize sağlık, emeğinize sağlık. Arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Bana da çok fazla tuzlu geldi. Görününüz de bu şekildedir. Evet. Kabul ediyorum, saygı duyuyorum ama bana da tuzlu geldi. Başka bir şey diyemem. Peki, afiyet olsun. Tamam. Ablacığım, eline koluna sağlık. Erişteleri çok güzel kesmişsin. Gayet güzel açmışsın. Hamurdaki becerini eriştede gördüm. Sadece bana da tuzu biraz fazla geldi. Keskin bir tuzu var. Ama buna diyecek lafım yok. Çünkü senin bu yöresel çorban. Ben senden daha iyi bilemem. Burada doğmuş büyümüşsün. Sana göre böyle yapılması evet, gerekiyordur yörenize göre. Ona saygım sonsuz. Bazı yörelerde çünkü çorbalar biraz daha ağır oluyor. Yani hamurlu kısmı biraz ağır oluyor. Evet. Eline koluna sağlık. Keşke tuzuna biraz dikkat etseymişsin. Elinize tamam. Sağlık. Afiyet olsun. Yani bu yöresel çorbalarda çok böyle hani tamam, ben böyle yapsaydım, şöyle olsaydı diyemiyoruz. Da. Çünkü evet. Onların yöresel yemeği. Şimdi bir Kayserili'ye oturup da mantı tarifi verilmez. Onun içinden çıkmış gelmiş. Ha, mantıyı yedik, tadını biliyoruz ama bu çorbayı daha önce yemedik. Ne biz bizimkilerle karıştırıyoruz, bizim kesme çorbalarıyla. Bakalım, ara sıcağımız çiğ börek geliyor. Emine Hanım da çok iyi biliyordur çiğ böreği. Kesinlikle. Hadi bakalım. Ah Lilya Hanımcığım, keşke bu çorbanın biraz daha suyu olsaydı. Evet, Tatarların meşhur yemeği, Eskişehir yöremizde de meşhur olan çiğ börek. Buyurun hanımlar, afiyet olsun. İsteyen eliyle yiyebilir bu arada. Evet, Aslanım'dan başlayayım ben herkes tadına bakarken. Nasıl buldunuz Aslanım çiğ böreği? Ben beğendim tadının, lezzetini, içinin. Herhalde küçük küçük kuşbaşı. Yok yok, kıyma. Kıyma mı? Evet. Böyle evet. Hani küçük kış. Zaten biliyorsunuz doğranmış şey. Çiğ börek sıcak yemeli. Beklediğimiz sürece evet, soğuduğu için onu da güzel yapmış. Ama lezzet olarak beğendim. Bana hani kıyma değil de küçük kuşbaşı doğranmış gibi geldi. Belki kıyma hani yağda biraz birleşiyor, evet, ondan dolayı olmuş olabilir. Yani şöyle
gölü görünce ben hamuru hani nasıl buldun? İnce açılmış mı? Güzel evet, ince mı? Açılmış ve güzel, lezzetli buldum. Peki, elinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Kamize Hanım, siz nasıl buldunuz çiğ böreği? Ben de beğendim tadını Kadir Bey. Güzel olmuş. Hani kızarması falan. Ama sadece içindeki şu kıymaları çok az bir pembelik var. Kıymayı çok gelmiş, evet. Evet, çok az. Evet. Pembelik var. Çok bir de içi çok sulam. Biraz böyle bilmiyorum hani. Kıyma, çiğ börek sulu olmalı. Yani, ama o sulu olmalı Gamze Hanım. Çiğ börek kuru olsa olmaz. O sulu olmalı. Sadece şu kıymasında hafif böyle pembelikler var. Ben ona takıldım. Ellerinize sağlık. Emine Hanımcığım. Hiç ben pembeliklerle takıldım. İçi sulu olması doğru ama ince açılması güzel ama çıtırlığını kaybetmiş maalesef. Çünkü bekledi. Çünkü bekledi. Bekliyor. Evet. Ben zaten daha menüde da onu görünce bu bekledikten sonra bir çıtırlığı olmayacak. Hamurunu nasıl buldunuz? Açma oranını? Açma oranı güzel. Bu ısırdığın zaman evet, çıtır çıtır olacak. Hatta ben bunu var ya, bir tarafta masa otururken bir tarafta evet, kızartıyorum. Evet, tabii ki o. Sıcak ben sıcak. Ben bunu seçtiğim için şahsen dedim eyvah, bu buz gibi olacak, çıtırlığını kaybedecek. Ama buz gibi değil. İçine benim o kadar bir tabaka koymuştum ki. Hayır, bak, onu... Bak. Yok. Bak, ne yok ya? Ben aynı gerektiği gibi koydum. Ben kalın koysaydım o çok zaten kalın. Ağırlıktan... Şu kalınlığa bakar mısın, bak şu kalınlığa? Neredeyse bir santim var. Hiç kalın değil, hiç kalın. Ben aynı işte olmadığı o zaman gibi. Hani kuşbaşı zannettim. Birleşmiş ya bir de. Bir de birleşmiş değil. İçinde pembelik buldum. Hiç pembe değil. Sıcak yenmesi gereken bir şey. Bu çıtır olması hiç gereken bir şey. Hiç pembe değil. Peki şunu diyeceğim. Siz çıtırlığını göz ardı edin. Çünkü 2 saat önce pişti bu. Evet. İçinin lezzeti, hamurun İçinin inceliği. İçinin lezzeti ve tuzu. Hamurun lezzeti güzel. Fakat içi pembe. Çok kalın koymuşum içine. Hiç pembe içine. Değil. Peki içini çiğ buldunuz. Evet, içini çiğ buldum. Necla Hanımcığım. Olsa o pembeleş olurdu. Kadir'ciğim eline sağlık. Nilay Hanım'ın. Hamurunu güzel açmış, tamam. Ama içindeki tadı alamadı. Kıyma Nesini tadı alamadınız? Yok. Alamadı. Ne kıyma olmayı ne? Patates mi bu? Yok. Kıyma tadı yok yani. Tuz. Nasıl yok? Tuzu var, karabiber. Ondan fazla baharat koyulmuyor ona. Tuzsuz da fazla tuzu yok. Tuzsuz mu? Tuzsuz yediğim tuzsuz halde olsa, yani hiçbir tadı almadı. Arkadaşlar söylerdi. Hiçbir tat almadım hamurundan. Estağfurullah başka. Ne demek ki? İçinde soğan var, karabiber, tamam, tuz var. Ama güzel bir tat alamadım. O kıymanın tadını alamadım. Peki hamurunu nasıl buldunuz? Hamurunu çok güzel buldum, güzel. Yani mesela bunun patlamaması lazım. Patlamış mı, bir deliği, bir yırtığı yok, var mı? Yok, patlağı yoktu. Güzel kabarmıştı. Hatta benimki biraz sönüktü ama seninki daha kabarmıştı. Ben buradan gözümden hepsini inceledim. Ablacığım ben bunu pişirdiğinde yanındaydım. O yüzden çıtır çıtırlığını gördüm evet. Zaten. Gayet çıtır çıtır oldu. Patlamadan da pişti. İçini de gayet düşünmüş. Kıvamını da güzel yaptın. Ama ben de arkadaşlar pembeliği buradan biraz görebiliyorum kıymalarda. Acaba yağın altı hararetli yanıyor diye bir anda dışı kızardı da içi tam pişmedi mi? Öyle mi sıkıntı oldu diye kalın düşünüyorum. Kalın koymuş. Yok kalın koymamış. Kalın koymuş. İnce koysaydın o pişerdi. Sen de Necla Hanım gibi bir şey kabul et ya. Ben kendikilerimin eline sağlık ablacığım. Ama hamuru güzel açmışsın. Eline koluna sağlık. Bir şey demiyoruz hamurun tadı geliyor yani. Kadir Bey. Kıymanın bir tadı yok ya. Hiç yok. Çiğ olduğundan geldi. Yani kıymada çok fazla bir baharat yok zaten. Bir tuz da karabiber var. Baharat olsun olmasın kıymanın kendisinde hiçbir tat alamadım. Evet. Yani şimdi tam bir ana yemek mi yanına bir şey isteriz derler. Ama emin olun ki bu pilav böyle sunulur. Buna da bahane bulacaklar düşünüyorum. Çünkü ben hepsine yorum yaptım ya. Ama benim gerekli yorum yaptığım için yine de bahane bulacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.